Anadolu'da aşk. Bir varmış, bir yokmuş. Aşk varmış, yar yokmuş. Kelebekler uçmuş, şelaleler savrulmuş. Ağaçlar ağlamış, duvarlar yıkılmış. Dökülmüş yapraklar gökten göğe, sararmış tarlalar buğdaydan ekinlere. Esmiş rüzgarlar pencerelerden pencereye. Aşk varmış, yar yokmuş. Bizim prenses kopmuş tüm duygular yüreğinde. Yırtılmış tüm sayfalar mutluluğun defterinde. Yıllardan bir yıl, aylardan bir ay, haftalardan bir hafta, günlerden bir gün. Anadolu'nun karanfil kokulu bir köyünde tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli, güzeller güzeli bir prenses babasıyla birlikte yaşarmış. Fakat gelin görün ki bu prensesin hiç arkadaşı yokmuş. Tek arkadaşı odasının penceresindeki duvarı yanından bir saniye bile ayrılmadığı sihirli defteriymiş. Prensesin babası her gün halkın içine karışırmış. Yine bir gün sabah olunca saraydan çıkmış. Hemen ardından prenses odasının penceresinden gelen bir sesle uyanıvermiş. Bir de bakmış ki karşısında uzun boylu, saçları kahve, gözleri bal, kolları cennet, elleri merdiven, ay yüzlü, güneş bakışlı bir delikanlı. Ellerinde çiçeklerle gülümseyerek ona bakıyormuş. Prensesin yüreği tam şiirler haykıracakken duvarının sesiyle irkilmiş. Bir de bakmış ki delikanlı ortada yok. Gözlerinin kararmasıyla beraber elinde tuttuğu defterinin yardımıyla yatağa tekrar oturmuş. Duvarla kavgaya tutuşmuş. Duvar prensese her daim yalnız olacağını ve bu odadan asla kurtulamayacağını söylemiş. Prensesin kalbi buna dayanamamış ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak defterine sarılmış. Defter prensese, 40 gün boyunca bana bir şeyler yaz. Eğer ki aşkını yazarsan o delikanlı 40. günün sonunda gelecek ve ömür boyu mutlu olacaksınız demiş. Prenses umut dolu sözleriyle almış eline kalemi, başlamış yazmaya. Prenses yazdıkça duvar onun ümidini kırmak istemiş. Defalarca prensesi ağlatmış. Ama prenses ne olursa olsun vazgeçmemiş. Güneş çökmüş, ay çıkmış, gece yıldızlarıyla ışıl ışıl parlıyormuş. Prenses yarın sabah onu görmek ümidiyle hasret dolu bir uykuya dalmış. Sabah olmuş, prensesin babası yine meydana gitmiş. Prenses yine penceresinden gelen sesle uyanıvermiş. Karşısında gece kadar sakin, gündüz kadar coşkulu bakan bal rengi gözleriyle gönlünü kaptırdığı delikanlıyı görmüş. Prenses delikanlıya "Adın ne?" diye sormuş. Fakat delikanlı hiçbir şey söylemeden prensese çiçeksi dudaklarıyla gülümsemeye devam etmiş. Prenses yine duvarın sesiyle irkilmiş ve delikanlı yine gözden kayboluvermiş. Prenses kendini defterine sarılırken bulmuş yine. Almış eline kalemi, başlamış yazmaya tüm şiirlerini. Güz gelmiş, konmuş gözlerine. Ay yüzlüm, güneş bakışlım, duy artık gönlüm parçalanmış. Ay yüzlüm, güneş bakışlım, sen de sarıl yüreğime, bağışla beni. Ay yüzlüm, güneş bakışlım, yönüm senin yönünde. Gece olmuş, sabah olmuş, gece olmuş, sabah olmuş. Günler böyle geçip gitmiş. Her sabah prensesin babası meydana gitmiş. Ardından prenses pencerenin her şeyden tatlı anne sesiyle uyanmış. İşte bu yüzden pencere onun en yakın arkadaşıymış. Her gün ay yüzlü, güneş bakışlı delikanlıyı görmüş ve yine her gün duvarla kavga etmişler. Duvar her daim prensesi üzmüş. Prenses
asla yılmamış, pes etmemiş ve 40 gün boyunca deftere yazmış, yazmış. 40. gün gelmiş, çatmış. Prenses uyumuş, uyanmış. Fakat pencerenin sesiyle değil, elinde hissettiği bir sıcaklıkla uyanmış bu sabah. Açmış gözlerini, gövdesinde kelebekler uçuşmaya, yüreğinde şelaleler akmaya başlamış. Gözlerini gördüğü kişi 40 gündür onun için şiirler yazdığı kişiymiş ve artık sadece yazmak değil, söylemek, anlatmak gerekmiş. Delikanlı her zamanki gülümseyişiyle gülümsemiş prensese. Prenses elinden tutmuş delikanlının ve odadan çıkmak için pencereye doğru yürümüşler. Duvar delikanlıya ve prenses bu odadan asla çıkamayacaklarını söylemiş. Delikanlı ve duvar kavga etmeye başlamışlar. Bunu gören defter prensese içime yazdığın her şeyi oku. Aşk öyle bir şeydir ki suyla ateşi bir araya getirir. Düşündüğü düşünmediği her şeyi hayran hayran izleyen delikanlıya söylemiş bizim prenses. El ele tutuşup odanın penceresinden çıkmışlar. Defter prensesin elinden yere düşmüş ve bembeyaz atlı bir arabaya dönüşmüş. O esnada duvar prensesin asla çıkamayacağını söylediği odaya kendisi hapsolmuş. Prenses ve delikanlı hemen arabaya binmişler ve uçarak mutlu olmaya gitmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş, biri kahramanların başına, biri bu masalı dizip koşana, biri de Türk milletinin başına.